Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Okullar kapandı, yaz tatili başladı. Biz de İstanbul turumuza başladık. Okullar kapandıktan sonra Defne'yle dedik ki şehir dışına çıkamıyorsak ne yapalım? Dünyanın birçok yerinden İstanbul'u görmeye geliyorlar. Biz de İstanbul'un illaki birçok yerini görmemişizdir. Şöyle İstanbul'un keyifli yerlerini gezelim istedik. Ama böyle toplu taşımayla, vapurla, metroyla yani keyfini çıkara çıkara geçirmek istedik. Evet, Defne de kendine bir ulaşım kartı aldı. Şimdi bugün Üsküdar'dayız. Buradan başlayacağız. Anadolu Kavağı'na doğru Üsküdar, Kuzguncuk, Çengelköy, Beylerbeyi diye Çubuklu'ya doğru gideceğiz. Ondan sonra da size Çubuklu silolarını göstermek istiyorum. Böyle her hafta biz bir yere gideceğiz. Siz de belki bir sonraki hafta kendinize bir plan yaparsınız diye düşündük. Vapuru kaçırmayalım. Yavaş yavaş İstanbul rotaları başlasın. Boğaz manzarası Anadolu kıyısı boyunca kendini göstermeye başladı. Önce 1973 yılında Boğaz'a eklenen ilk köprü ve onun hemen altında köprüden 100 yıl önce yapılan Beylerbeyi Sarayı karşılıyor bizi. Vapur kıyıdaki küçük iskelelerden yolcu aldıkça biz de Boğaz'dan hazır yalıların güzelliğine hayran kalmaya başlıyoruz. Hatta sabah uyanınca İstanbul Boğazı'nda yüzme fırsatı bulan bu Boğaz sakinlerini de hiç kıskanmadan yolumuza devam ediyoruz. Kimler oturuyor burada demeden geçemiyor insan. Çoğunlukla imparatorluğun ileri gelenleri, paşalar, devlet adamları ve tabii ki hali vakti fazlaca yerinde olanların mekanları buralar. Tahmin etmek zor değil. Ama biz de bu güzellikleri ve boğazın, denizin havasını aldığımız için keyifliyiz. Yavaş yavaş Çubuklu iskeleye doğru yanaşıyoruz. Bir saatlik Boğaz turumuz bitti. 12.30'da Çubuklu'ya indik. Hemen arkamızda siloları görüyorsunuz. Çubuklu siloları. Burası 1940'lardan beri akaryakıt depolanan bir yerdi, değil mi Defne? Evet. Burası aslında çok eskiden yapıldığı için bir çöplük haline gelmişti. Ama burayının içini düzenlediler ve içine kütüphane, kahveyi, başka ne yaptılar? Defne zaten gelmeden önce araştırmış hepsini. Şimdi burası Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene açıldı. Bir dijital müze, kültür merkezi, kütüphane haline getirildi. Gelin beraber bir içini gezelim. Çünkü atıl vaziyetten kamunun kullanacağı bir yer haline getirilmiş. Biz de çok merak ediyoruz. Hadi buyurun. Çubuklu iskeleden 10 dakika yürüdükten sonra silolara geldik. Burada 17 tane farklı boyutta silo var. Dediğim gibi 1940'lı yıllarda burası akaryakıt deposu olarak kullanılmış çünkü denizin hemen kenarında. Uzun dönemdir de boş olduğundan atıl vaziyetteymiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sene buraları kamuya açık bir kültür merkezi, sergi alanı, kütüphane alanına çevirdi. Şu küçük silolarda çocuk oyun alanları var, doğa bilim müzesi var, kütüphanesi var. Ayrıca Defne kütüphaneye gitmeyi çok istiyor. O hemen girişte sağda ve tabii ki girişte bir bel tur var. Büyük silolarda da geçici müzeler var. Şu anki müzenin konusu da Gerçek Nedir isminde. Ha unutmadan söyleyeyim, buraya gelmeden önce İstanbul Senin uygulamasını telefonunuza indirin. Onunla beraber ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi siloları gezelim. Bilinci yeniden kurmak Gerçek Nedir sergisindeki eserler, gerçeklik hakkındaki temel soruları yeniden düşünmeye teşvik ediyor. İzleyiciyi somut olanın sınırlarının ötesini keşfetmeye ve algılanabilir gerçekliklere temas etmeye davet ediyor sergi.
Biraz nefes nefese kaldık ama siloların tepesine de çatısına da çıkılıyor. Burada hem siloların her birini farklı kodlarda görebiliyoruz hem de çok güzel bir boğaz manzarası görüyoruz. Gelmişken buraya da çıkmanızı mutlaka öneririm. Hemen böyle birkaç basamak da yukarı çıkılıyor. Üstlerini de rengarenkte boyamışlar. Böyle bir drone uçuşlarını mutlaka görmüşsünüzdür. Orada da çok güzel bir görüntü veriyor. Akşam da buraya gelirseniz belli günlerde hem çocuk etkinlikleri hem de konserler var. Yani programı bence bir takip etmekte fayda var, değil mi Defne? Ama birkaç basamak da değil. 20-30 basamak diyelim. 50 basamak. 50 basamakta anlaştık, tamam. Çubuklu silolardaki gezimize devam ederken tabii ki hava da çok sıcak, açık alan, çok büyük bir alan. İçeride 17 tane silo olduğu için her birini sırayla gezmemiz gerekiyor. Hemen girişte sağ tarafta bir Beltur kafe yapmışlar. İçini de çok güzel restore etmişler. Metal, tuğla ağırlıklı malzemelerle. Defne ile beraber biraz bir limonata molası verelim burada, ondan sonra da devam ederiz. Siloların birkaçının içi çocuklar için doğa ve bilim sergisi olarak düzenlenmiş. Doğadaki canlılar ve dünyanın çeşitli dönemleri duvarlarda görsel olarak sergileniyor. Ve tabii ki kütüphanesi. Şehirde açılan bu yeni kütüphaneler gençlerin çalışmak ve araştırma yapmak için sıklıkla kullandığı alanlar. Her gittiğim yerde buna şahit oluyorum. Biz de burada biraz kitap karıştırdık. Önüme gelen bir kitapta 1500'lerde Leonardo da Vinci'nin Haliç'e köprü yapma fikrini ve bunu padişaha sunduğunu okudum. Hatta 1800'lerde Fransız bir mühendisin de Boğaz'a köprü yapma fikrini görünce İstanbul'un ne kadar göz önünde bir şehir olduğunu bir kere daha anladım tabii ki. İçeride bir 30 dakika zaman geçirmek gerçekten bize çok iyi geldi. Sessiz, sakin bir ortamda. Öğrenciler çalışıyorlar. Çok dingin bir ortam. Defne de çok seviyor böyle yerleri. Özellikle ona kitap ödünç almayı da öneriyorum. Sürekli satın almaktansa ayda 3 tane kitap alabiliyorsunuz. Siz de geldiğinizde mutlaka bence bir uğrayın. Beltur Cafe'nin hemen arkasında kütüphane. Önceden sadece bir kayıt yapmanız yeterli oluyor. Evet, silolarda 2 saatimizi geçirdik. 12.30'da iskeleye inmiştik. Dediğim gibi 10 dakikada hemen kısa bir yürüyüşle buraya geliniyor. 2 saat sonra buradan sizi bir sonraki durağımıza götüreceğim. Gelmişken bir de Paşabahçe'ye gidelim. Belki bir balık yeriz. Defne balığı çok sever. Şimdi dondurmayla... sever. Balık iyidir. Sever. Şimdi dondurmayla ara bir öğün yapıyor. Beltur'da dondurmasını aldı. Hemen bir sonraki vapurumuza yetişelim. Ha bu arada İstanbul Senin uygulamasını mutlaka indirin. İşleminiz yapılıyor. Peki. Lütfen bekleyiniz. Kart yükleniniz gerçekleşti. Çubuklu'dan vapura bindik, 15 dakika sonra hemen bir yanındaki Paşabahçe'ye geldik. Burası da tam bir balıkçı kasabası. Denize nazır kayıklarıyla böyle rüzgarı, denizin kokusunu hissedeceğiniz bir yer. Buraya niye geldik? Aslında Paşabahçe'yi çok farklı bir şekilde dolaşmak lazım ama güzel bulduğum bir balıkçı lokantası vardı. Orada bir akşam yemeğimizi yemek istiyorum. Bu arada Paşabahçe ismi nereden geliyor? Hiç aklınıza geldi mi? Namı diğer Deli İbrahim'in Ahmet Paşa isminde bir sadrazamı varmış ve bu bölgeyi gözüne kestirmiş. Ahmet Paşa burada kendine bir yalı, villa, ev yaptırıyor artık zamanında. Madem Paşa'nın burada bir evi var, bu evinden dolayı da buraların hepsi Paşa'nın bahçesi haline gelmiş. Burayı aslında biz daha çok buradaki cam fabrikasıyla biliyoruz, teker fabrikasıyla biliyoruz. Onlar burada şu anda yok ama ismi hala burada yaşıyor. Şimdi gelin birazcık balık lokantalarına bakalım.
Yalnız şu arkamdaki asmanın altında bir kahve var. Okey sesleri geliyor. İmrendim doğrusu. Gölgelikte şıkır şıkır. Şöyle deniz kenarında Boğaz'a karşı Çiko Balık diye bir yer var. Balık lokantası, oraya geldik. Gerçekten lezzetleri enfes. Size içeride çekim yapamadım insanları rahatsız etmemek adına ama kesin hararetli tavsiyemdir. Paşabahçe, Beykoz, böyle Çubuklu'ya geliyorsanız, özellikle de Silolar'a geliyorsanız bence buraya bir uğrayın derim. Ben bu güzel yerde şöyle Boğaz'a karşı videoyu artık kapatayım istiyorum. Bugün size Çubuklu Silolar'ı gösterdim. Gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok uzun zamandır atıl kalan bir yeri kamuya açması çok güzel bir hizmet olmuş. Bence gelin bir uğrayın. Çocuklar için de güzel yerler var. Kalıcı ve geçici sergiler de var. İstanbul'da gezilip görülecek çok yerler var. İstanbul rotaları devam edecek artık. Bundan sonra her hafta takipte kalın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.